Türkiye'de yoğun bir şekilde aşılama süreci devam ediyor. Aşı sırası gelenler hangi aşı olacağı konusunda tereddüt yaşasa da uzmanlar ulaşılabilen ilk aşının ayırt etmeden olunması gerektiğini belirtiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Serap Yavuzer, Türkiye'de uygulanan aşıların virüsle mücadelede etkili olduğunu söyleyerek aşıların ayırt edilmeden yapılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de dünyada en sık yapılan iki aşı türü kullanılıyor. Bir tanesi BioNTech dediğimiz Pfizer'in aşı grubu. Aynı aşı çeşidinden olan Moderna, AstraZeneca'nın aşısı var ama o Türkiye'de henüz gelmedi, yapılmıyor. Ama biz diğerine olan ve tüm Avrupa ülkelerinde çok yaygın aşı vizesine de giren BioNTech'i yaptırıyoruz. Şu anda da en fazla yapılan doz BioNTech aşısında. İkisi arasındaki farklılık bir kere yapım aşamasında tamamen farklı teknikler, evet. Ama yan etkiler açısından bakıldığı zaman ve etkinlik açısından bakıldığı zaman ilk çıkan şeylere göre söylüyorum, faz 3 çalışmalarının sonuçlarına göre Sinovac aşısında antikor düzeyi oluşumu BioNTech'e göre bir miktar daha düşük. Yani etkinlik birinci dozda sağladığımız o BioNTech'teki aşı etkinliğini biz Sinovac'ta iki dozda görüyoruz neredeyse. Etkinlik biraz daha BioNTech de daha güçlü diyebiliriz. Ama yan etkilere baktığımızda nasıl? Yan etkiler aslında benzer yaklaşık. İşte ateşti, kas ağrısıydı, kol ağrısıydı, işte halsizlikti, bir takım üst solunum yolu semptomları dediğimiz o burun akıntıları, belki tat koku kayıpları aşıdan sonra da olabiliyor. Çünkü sonuçta biz bir virüse karşı antikor oluşturuyoruz ve dediğim gibi hafif bir hastalık atlatıyor kişi aslında. Dolayısıyla da biz bu yan etkileri ikisinde de benzer görüyoruz. Aşı alerjisi olanlarda diyoruz, mutlaka aşıya gittiğinde oradaki kişileri uyarmalarını, herhangi bir ilaç alerjisi olsa bile aşı dışında yapıldıktan sonra bir yarım saat hastanede kalmalarını öneriyoruz. Şimdi bu bir virüs aşısı. Nasıl biz influenza dediğimiz gripte, domuz gribi şeyini gördük, salgınını gördük ve biz ne yapıyoruz? Her yıl aşılıyoruz. Özellikle Ekim-Kasım'a kaydırıyoruz ki Nisan'da da o salgının etkisi devam etsin, aşı etkinliği devam etsin diye salgın üzerine. Şimdi burada aslında muallak, yani çok tartışma var. Ama şöyle bir durum var. Şu an dünyada böyle bir karar alınmadı. Ama şunun üzerinde ilk tartışma var. Özellikle sağlık çalışanları birebir aktif karşılaşacakları için belki Eylül-Ekim'den sonra bir doz daha, hatırlatma dozu yapılabilir. Şimdi bu aşılar şöyle. Neden 8 hafta arayla yapıldı? Neden 4 hafta arayla yapılıyor? Bir arayla olmak zorunda mı? Ya da tekrarlamak zorunda mı? Yapılan çalışmada bir ay sonrasında hatırlatıcı dozun daha etkin bir koruyuculuk sağladığı görüldüğü için biz bir arayla iki doz yaptık. Ama 6 ay sonra yapılmanın faydası olacak mı olmayacak mı? Bununla ilgili çalışmalar laboratuvar düzeyinde de faz 3 insanlar üzerinde de devam ediyor. Henüz alınmış bir karar yok. Tekrar dozu gerekip gerekmeyeceğine dair yakın zamanlı. Ama büyük ihtimalle şöyle olacak. Bizim öngörümüz öyle. Özellikle enfeksiyon komitesinin Türkiye'deki önerisi de aynı şekilde. Büyük ihtimalle her yıl bize bu aşı pandemi devam ederse gelecek. Maskelerden büyük ihtimalle pandemi sakinleyene kadar kurtulamayacağız aslında. Yani kurtulamayacağız derken bu bir koruma, öyle bakmak lazım. Kapalı ortamlar için muhtemelen bu kesinlikle kazanacak. Çünkü biliyoruz ki kapalı ortamda virüsün bulaşması çok hızlı. Ben bütün hastalarım geliyor. Şimdi dinleyenler de olabilir. Siz ulaşabildiğiniz ilk aşıyı yaptırın diyorum. Bu çok önemli. Ulaşabildikleri aşı en iyi aşı. Öncelik o. Ama çok kararsız olan birisi varsa, yani ben hocam işte iki aşımız da varsa, birine yatkınlığı varsa ona da yönlendiriyorum. Çünkü aşı karşıtı olmaması tek bir aşı seçiminden daha iyidir.